Merhaba, ben Mert Kuşkapan. Bugün sizlerle beraber gerçeğine çok benzeyen AirPod incelemesi yapacağım. Hani şu AirPod dediğimiz şey var ya, bu Apple'ın çıkarmış olduğu bir kulaklık. Ama bunun gerçeğine çok benzeyenini gerçekten de yapmışlar. Instagram'da bir sürü sayfalar gezdim, dolandırılma eşiklerine geldim. Bunların hepsini es geçiyorum ve şöyle ikisine de yan yana bakıyoruz. Gerçek AirPod'u ben AirPod 2 olarak kullanıyorum. Yani AirPod 2'yi Mayıs 2019'dan beri kullanıyorum. Şu anda da Şubat 2020'deyiz ve 9 aylık bir uzun kullanım tecrübesine sahibim. Bu 9 aylık süreçte gerçekten o kadar çok avantaj birikti ki dezavantaj yani 1 ya da 2 falandır. Ama bunun birebir aynısına benzeyen çakmasını kullandığımda arasında gerçekten de bir karşılaştırma yapabildim. Sonuçta bu cihaz 1500 lira bandında gezen bir cihaz. Bu cihaz ise benim internetten satın aldığım 80-90 TL'lik bir cihaz. Şimdi fiyatlarına baktığımda evet aralarda dağlar kadar fark var. Ama gerçekten de birebir aynısı olarak neydi belirsiz bir markalı bir AirPod almak gerçekten değer mi değmez mi? Bunların hepsini tartışacağız. Veya bunun muadilinde uygun fiyat performans odaklı güzel bir kulaklık mı almak? Burada gerçek AirPod'u tamamen taklit edilmiş bir versiyonu var. Bu versiyonu gerçek AirPod'la birlikte karşılaştıracağız arkadaşlar. İlk olarak şöyle kutularına baktığımızda benimkisi ikinci nesil bir kutu olduğu için yani kablosuz şarj desteği olan bir kutu olduğu için buradaki bildirim LED'imiz bizim ortada. Ama birinci nesil kutularda bu bildirim LED'i içeride oluyor. Haliyle ortada bir LED olmuyor ve dışarıdan bakıldığında gerçekten de benziyor. Şöyle yanına arkasına falan filan baktığımızda arkada bir yazılar vesaire dikkatimizi çekiyor. Ama gerçek AirPod'da burada küçücük bir yazı var. Sizler zaten şu anda detay çekimlerinde bunu göreceksiniz. Connection için kullanacağımız yani bağlantı için kullanacağımız düğmemiz benim ikinci nesil olduğu için biraz yukarıya doğru. Ama birinci nesillerde bu tuş biraz daha aşağıda kalıyor. Ve yine tuşun konumunu da doğru yapmışlar. Şöyle altına baktığımızda da çakmasında da Apple Lightning portu var. Buna gerçekten şaşırdım. Hani ben micro USB portu falan bekliyordum ama gerçekten de hemen şöyle kablosunu da göstereyim. Lightning'in burada gelmesi beni baya baya şaşırttı. Ama porta baya zor giriyor. Ve bu cihazımız Lightning kablosuyla yani Apple şarj kablosuyla şarj oluyor. Keşke elimde hassas bir terazi olabilseydi. Bunların ikisinin ağırlığını ölçebilseydim. Yani şöyle ele aldığınızda, baktığınızda gerçek AirPod gerçekten de ağır abi. Yani ağırlığını hissettiriyor. Diyor ki ben buradayım diyor, bak diyor ben gerçeğim diyor. Ama çakmasında böyle bir durum söz konusu değil. Ama farklı çakmalarında büyük ihtimalle içinde ağırlık olsun diye bazı demir, metal parçalar falan filan yerleştirmişlerdi diye düşünüyorum. Peki ben çakma bir AirPod aldım ve gerçek AirPod kılıfları buna uyacak mı? Ben zaten kılıfta kullanıyordum ve kılıfımı şöyle alıyorum arkadaşlar. Çakma AirPod'umuzu hemen şöyle kılıfımızın içine yerleştiriyoruz. Üst kapağımızı kapatıyoruz. Yani ölçüler birebir tutmadı abi ya. Sığmadı gibi bir hissiyat var bak. Yani ne bileyim bir şeyler engel oluyormuş gibi. Evet şu anda gördüğünüz gibi biraz yukarıya doğru uzunluğu var. Uzunluğu olduğu için oturmadı. Aşağıdaki soket koruma kısmını da yerine yerleştirmek istediğimizde o da yerine oturmuyor abi. Hani bayağı zorluyorum şu anda. Ancak yarısı oturabildi. Yani açıkçası ölçüler uymuyor. Gerçekten de ölçüler uymadığı için biraz yarım yamalak bir kılıfla karşı karşıya kalıyoruz. Ki ben gerçeğini bunda zaten 9 aydır kullanıyorum. Ama onda herhangi bir kötü durum söz konusu değil. Şimdi tekrar gerçeğini yerine yerleştireceğim. Yani bu da bize şunu ifade ediyor. Kutu boyutları da hani biraz daha büyük. Hani 1 santim kadar orada bir fark var. Evet. Gerçeğini yerleştirdim ve burada hiçbir pay kalmadı. Hatta tutmuyorum da. Gördüğünüz gibi. Kapağımız ve sesimiz olduğu gibi yerinde. Tıpımız oturdu. Açıkçası gerçeğine çok benzeyen AirPod gerçeğinden biraz daha büyük. Evet. İkisini de şöyle elimize aldık ve kapakları kaldırıyoruz. Şimdi Apple'ın bu kapağın açılma kapanma durumu için çok iyi bir çaba sarf ettiğini duymuştum. Bir yerlerde okumuştum. Yani bu kapak böyle açıldı ya. Kapağı geriye kapatman zor. Ancak şöyle yaparsın. Ufak bir el hareketiyle kapatabilirsin.
Yani bir ağırlığı var burada. Yani bu kapağın kapanması olsun, kapanma sesi olsun. Yani bunların hepsinde çok büyük bir Ar-Ge var. Yani açıkçası şu kapağın kapanma sesine bile 20-30 tane Apple çalışanı çalışmıştır diye düşünüyorum. Ama buradaki kapağı abi açmak istiyorsun bak. Yani burada düz bir yay var yani. Belli ediyor kendini. Evet, arkaya doğru açtı. Yine kapandı. Açtı. Yani çok ufak bir dokunma. Çok ufak bir hareket istiyor. Yine bu hareketi yapıyor ama gerçeğinde yok ha bak. Hatta şöyle açtın, bitti. Gerçek AirPod'un üstüne şöyle bastırdığımızda falan herhangi bir boşluk, pay falan filan görmüyoruz. Çünkü yerine oturmuş abi. O bitmiştir yani. Bak, yerine yerleştiriyorum. Bitti. Hani bastırma yok, şarj almıyor falan filan durumu söz konusu değil. Sadece şu içeriği temiz tutmanız gerekiyor. Ki bu zamana kadar hiç öyle bir problem bile yaşamadım. Hani tek kulaklığın şarj olup diğerinin şarj olmamasıymış gibi bir sorunla karşı karşıya kalmadım. Ama şimdi çakma AirPod'umuza bakıyoruz. Bakın nasıl pay var abi bak. Çıkardım. Yerine yerleştirdim. Ama oynuyor. Oradaki oynama payı bunun şarj olmasını engelliyor. Haliyle benim bunu yerine koyduğumda biraz da şöyle hafiften bastırmam lazım ki hani oradaki yuvaya biraz temas etsin. Bu biraz sıkıntılı bir durum olmuş açıkçası. Yani cihaza baktığımızda kutunun şurasında bir ışık yanma mevzusu vardı. Hatta şöyle düğmesine basayım. Evet, şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kutunun içinde mavili, yeşilli, sanki polis arabası. Hatta ışıkları söndüreyim sizin için. Şuradaki bir ışığı bir görün bakalım. Evet, şu anda görüyor musunuz abi ışığı? Bak, alt tarafta mavi yanıyor. Kapağı açıyorum. İki tane kulaklığımızda da şöyle farklı farklı renkler yanıyor. Açıkçası bir AirPod'un çakma olma durumunu ancak işte kutuyu kaldırdığında o yanan sönen ışıklar falan attık biraz belli eder diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz kulaklıkların boylarına bakalım. Ondan sonrasında da bunu cep telefonumuza bağlayıp ses kalitesine bakalım. Ve genel durum değerlendirmesi yapıp da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Sağ elimdeki, yani bu elimdeki gerçek, bu elimdeki çakma. İkisi de sağ tarafın kulağı. Hani bana sağ, size sol diye gözükebilir. Evet, ikisine de şöyle bakıyor. İkisinde de right yazıyor. Ama Apple'daki right da biraz daha soluk yazıyor. Gerçek AirPod'un ve çakma AirPod'un altına baktığımızda alt tarafta bir ince çizgilerimiz var. Bu çizgilerimiz hem bizim anten görevimizi görebiliyor hem de kulaklığımızın şarj olmasını sağlayabiliyor. İçerideki deliğimize baktığımızda da bu delikte bizim mikrofon görevimizi görüyor. Yani bir arama vesaire gerçekleştirdiğimizde bu delik üzerindeki mikrofonu direkt şöyle ağzımızdan çıkan sesi olduğu gibi alıyor. Çakmasının altına baktığımızda da burada iki tane bakır delik görüyoruz. Bunlar da herhalde şarj olmasını sağlayacak pinler. Ama bundan hangisi mikrofon onu bilmiyorum. Yani dediğim gibi gerçeğiyle çakmasını ayırt etmek için böyle elinize alıp detaylı bakmanız gerekiyor. Ama hani normal direkt düz olarak baktığınızda ışığı da görmezden geldiğinizde gerçek AirPod'muş gibi bir hissiyat veriyor. Şuradaki noktalar olsun, şuradaki çizgiler olsun, yan tarafındaki noktalar olsun, orta tarafındaki hoparlör kısmı olsun, yine iç tarafta iç kulağa denk gelen kısımlar olsun. Hani birebir aynısını yapmışlar ama boyut olarak baktığımızda yani boyutlarının aynı olduğunu düşünüyorum. Adamlar güzel copy paste yapmışlar. Gerçek AirPod'da burada sanal bir dokunma olayı var. Yani işte bir kere dokunursan aramayı yanıtla veya sonlandır. İşte iki kere dokunursan önceki şarkı vesaire gibi çeşitli konfigürasyonlar yapılabiliyor. Aynı özelliğin bunda da olduğunu söylediler ama ben bu kulaklığı elimde tutarken bile bir kendi kendine dokunuyor. Kendi kendine CD falan açıyor. Açıkçası gerçek AirPod'da bu çok güzel bir ergonomi sağlıyor kullanım açısından. Ama çakmasında iş umduğunuz gibi olmuyor. Bu kapağı açtığınızda direkt iPhone'unuzda ufak bir uyarı çıkıyor. İşte kulaklığın şarj durumunu vesaire falan gösteriyor. Ve bu durum çakmasında da geçerli. Ve şu anda ben kapağı kaldırdım ve bana bir AirPod bulduğunu söylüyor. Buna bağlanayım mı diyor. Bağlan diyorum. Ve şu anda elimde bulunan çakma AirPod'a gerçek AirPod'muş gibi davranıp bağlanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi i12 diyor. Kutunun şarj durumu %100'müş. Kulaklıkların şarj durumu ise %60'mış. Şarj olayını bile görebiliyoruz. Pil durumu nasıl diye soruyorsanız gerçek AirPod'da böyle bir kere kulağınıza taktığınızda 5 saat, 5,5 saat boyunca sizi götürüyor. Tekrar kutusuna koyduğunuzda yine şarj ediyor. Öyle öyle kullanabiliyorsunuz. Benim rutin kullanımıma göre yaklaşık kutunun ve kulaklığının şarjının %100 olması ve hepsinin tamamen bitmesi ortalama bir
8-9 gün sürüyor. Yani çok aşırı kullanmıyorum ama benim gibi bir insan için yeterli bir durumda. Ama çakmalığını yani bir günü falan zor çıkardım. Evet, istemsizce kullandım ama gerçekten de bir günü zor çıkarttım. Çok çabuk şarjları bitiyor. Şimdi dilerseniz arama nasıl yapıyoruz? Arama yapınca sesimiz nasıl gidiyor? Buna hep beraber bakacağız. Sinyal sesinden sonra karşılama Evet, mesajınızı şimdi bir kaydedip karşılama kare mesajı tuşuna basınız. oluşturuyorum. Merhaba, şu anda ben çakma AirPod'larla sesimi kaydediyorum ve bu sesi birazdan dinleyeceğim. Bakalım nasılmış? Yeni bir karşılama mesajı oluşturmak için 1'e, Gerçekten çok mevcut bir zor çakmadan anlaşılıyor çıkmak ses. için 2'ye, bu karşılama mesajını kaydetmek için lütfen 3'e basınız. Ses servis üzerinden kendim yeni bir telesekreter mesajı oluşturuyormuş gibi yaptım. Benim sesimi kaydetti ve daha sonrasında kaydedilen sesi dinledik. Ve gördüğünüz gibi ses gerçekten de işte dedirten bir durumda. Çünkü şu an sessiz bir odadayım. Peki dışarıda gürültülü bir alanda ben konuşmaya çalışırsam büyük ihtimalle telefonun ucundaki adam benim konuştuklarımı duymayacaktır. Açıkçası telefon konuşması kısmına çok başarılı değil. Ben gerçek AirPod'larda telefon konuşmasını çok sık gerçekleştiriyorum. Yolda yürürken yan tarafta bulunan mekanda çok gürültülü bir ses varsa mesela hemen AirPod'lar ne yapıyor? Diyor ki aa diyor öbür kulaklıktan daha az gürültü olduğu için ben oradan sesi daha iyi alabilirim ve oradan daha iyi iletebilirim diyor. Mesela bu benim çok işime yarıyor. Açıkçası gerçek AirPod'larda telefonla konuşmak çok iyi ama aşırı gürültülü ortamlarda çevre sesleri de aldığı için AirPod yerine normal telefon mikrofonu kullanmak gerekiyor. Ama memnunum. Fakat bu kulaklıklarda o durum biraz yaş olacakmış gibi geliyor bana. Evet, şimdi dilerseniz bu çakma AirPod'ların bir de sesine bakalım. Bir müzik belirleyeceğim, telifsiz bir müzik olacak. Ve o müziği hem gerçek AirPod'larda açacağım hem de çakma AirPod'larda açacağım. Zoom H6'dan bunu kaydedeceğim ve sizlere de dinleteceğim. Sizlerden ricam, cep telefonunuzda izliyorsanız veya bilgisayarınızda izliyorsanız bu videoyu sizler de bir kulaklık takın ve sessiz bir ortamda bu videonun geri kalan kısmını izleyin. Ve orada da çakma AirPod'larla gerçek AirPod'ların arasındaki ses kalitesini artık biraz yavaş yavaş da olsa anlamış olursunuz diye düşünüyorum. Buradaki tuşlardan artık Siri'yi açıyor kendi kendine. Neyse biz bir ses kalitesine bakıp gelelim. İnceleyeceğiz. O zaman intro'yu izle, gel bakalım. İzleyip geldiniz. Gelelim şimdi videonun en can alıcı kısmına. Bu kulaklığı almaya değer mi? Yani evet gerçeğini bir şekilde alamayabiliriz. Bu çok normal bir durum. Ama ben sırf gerçeğine benzeyecek, sırf AirPod kullanıyormuşum gibi bir hissiyat vereceğim diye sağlığımı tehlikeye atmaya değer mi diyorsanız da bence değmez. Çünkü bu kulaklığın neydi belirsiz bir kulaklık olduğunu hepimiz biliyoruz. Benim sağlığımı kötü yönden etkileyeceğini de biliyoruz. Çünkü bu cilde temas ediyor, saatlerce kulakta kalacak. Nasıl bir batarya kullanıyor diyorsanız da kullandığı batarya da meçhul.
Yani meçhulden kastım şu. Hiçbir sertifikaya sahip değil, patlama riski var. E hadi patlasın ne olacak ki? 100 miliamperlik, 150 miliamperlik bir batarya anca işte çok küçük bir şey olur. Tamam evet olur. Ama değer mi? Değmez. Yangın çıkma riski var. Yani sen bu kulağına takıp da gece uyuduğunda birdenbire bir şeyler oldu, patladı abi. Hadi patlamaya geçtim. O çıkan kıvılcım veya o çıkan ince minik bir yangın bir şeylerin tutuşmasına bir felakete yol açtı. Yani değer mi diyorsanız gerçekten değmez arkadaşlar. Yani açıkçası ben bu kulaklığı bile yok ya. Yani atmayı düşünüyorum bu videodan sonra. Gerçekten de bir kablosuz kulaklık kullanmak istiyorum diyorsanız da Xiaomi'nin Airbuds'ı var ve onun gibi birçok marka var. Hani onları tercih edebilirsiniz. Xiaomi de artık zaten güvenilir bir marka haline geldi. Eğer gerçekten de onu da almıyorsanız da bence kablolu kulaklık hala modernliğini yitirmiş değil. Kablolu kulaklık kullanabilirsin. Hemen şuralarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuşkapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna bastıktan sonra çıkan bir zil var ya, o zile basıp kaçarsanız yeni yayınlanacak olan videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve arkadaşlarınızın hayatını kurtarmanız için lütfen bu videoyu onlara gönderin. Yani sırf gerçeğine benzeyecek diye çakma AirPod alıyorlar, sağlıklarından oluyorlar. Bu gerçekten de kabul edilebilir bir şey değil. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda bulunan yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda da aşağıda çıkan sosyal medya adresleri üzerinden de beni sosyal medyadan takip edebilir ve oradan benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.